Tutun tutun. İkinci bölümümüze karşınızdayım. Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Yepyeni videoma hoş geldiniz. Yepyeni haberime hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kaya Haber Bülteni'nin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ne haberlerimiz olacak? Demiş olduğum gibi birinci bölümden beri teknoloji haberleri üzerine kurulu bir haber bülteniyiz. Fakat diğer şeyleri de eğer sizler isterseniz yaparız. Siyaset hariç. O konu hariç aşağıda yorumlarınızı belirtin, tamam mı? Hangi alanda şeyler gelmesin, haberler gelmesin istiyorsanız biz de o haberleri yaparız o zaman. Hadi bakayım. Haberlerimize geçelim o zaman. Bu arada TYT ve YKS sınavlarından giren öğrencilere de abilerimiz, kardeşlerim, ablalarımıza başarılar dilerim. Evet, geçelim o zaman haberlerimize. Dünyanın yarısından fazlası online. İnternet kullanıcılarının sayısı geçen yıl dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan 3,8 milyona ulaştı. Bond İnternet Trendleri raporunda derlenen bilgilere göre internet kullanıcı sayısı her geçen yıl artmasına rağmen artış hızı yavaşlıyor. İnternet kullanıcı sayısı 2018'de bir önceki yıla göre %6 artarak 3,8 milyara ulaştı ve bu dünya nüfusunun %50'sinden fazlasını oluşturdu. İnternet kullanıcılarının %53'ü Asya, Pasifik'te %15, Avrupa'da %13, Afrika ve Orta Doğu'da %10, Latin Amerika'da, Karayipler'de %9 ise Kuzey Amerika'da bulunuyor efendim. Bundan interneti kullanan nüfusun genel nüfusu da oranıyla elde edilen internet kullanım penetrasyonu 2009'da %24 iken geçen yıl %51'e yükseldi. İnternet kullanım penetrasyonu ilk sırada %89 ile Kuzey Amerika'da bulunuyor. Bu kıtayı %78 ile Avrupa, %62 ile Latin Amerika'da, Karayipler'de %48 ile Asya Pasifik, %32 ile Afrika ve Orta Doğu izliyor. Sosyal medya kullanımında yavaşlama görülüyor. Raporda tüketicilerin internet kullanımında aşırılığa kaçmamaya dair endişelerinin olduğu ve bunu azaltmak için adımlar atmaya başladığı belirtiliyor. Amerika'da önde gelen internet platformları internet kullanımının izlenmesine yardımcı olacak araçlar geliştiriyor. Sosyal medyada kullanımında güçlü bir büyüme döneminin ardından yavaşlama başladığı görülürken gizlilik sorumlulukları, içerik ve kaygılar, kullanıcıların davranışları. Öte yandan internet kullanımı küresel inovasyon ve rekabet ürünlerinin geliştirilmesine imkan tanıyor. Şirketlerin başarılı olması ile hızlı büyümesi için dijital verilerin toplanmasının ve bu verilerin analiz edilmesinin önemli olduğu ifade ediliyor. Veriler işletmecilerin tüketicileri kişileştirmesine ve hizmetleri daha düşük fiyatlı ve daha verimli şekilde sunmasına, müşteri memnuniyeti arttırmalarına yardım. Ayrıca çevrim içi derecelendirme sistemlerinin bulunduğu pazarlarda tüketicilerin işletmelerin doğrudan etkileşimde bulunabilmesi hesap verilerinin arttırmasına katkı sağlıyor. Siber ve güvenlik. İnternet bağlantısının yaygınlaştırmasıyla dünya genelinde bu platformların iyi yönde kullanımını arttırmak ve kötü kullanımını en aza indirmenin yollarını ararken stratejilerin ve yorumların bölgeye göre farklılık gösterdiği gözlemleniyor. Yeni sistemler gittikçe daha karmaşık, veri bakımından zengin ve görev açısından kritik hale geldikçe siber saldırı riski de giderek artıyor. Siber güvenlik teknoloji konuları artık ülkelerin uluslararası diplomasi ve savunma stratejileri de yer alıyor. İşin ilginç tarafı da benim de bir teknoloji bağımlısı olmam, internet bağımlısı olmam. O halde sırada bir ilginç haberimiz daha var. O zaman derhal videoya geçelim. Topaş gönüllüleri çocuklara koklama öğretiyor. Yoksa çiğnetiyor. Tofaş Bilgi İletişim Teknolojileri Direktörlüğü ve Tofaş Akademi geleceğin şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak. Koklama teknolojilerine dair bir projeye imza attı. Konusu çalışma ile yeni teknolojilere hakim nesiller yetiştirilmesine destek olmayı amaçlayan şirket ayrıca projeyi sonbahardan itibaren TC Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak Bursa ve çevresindeki okullarda yürütmeyi hedefliyor. Tofaş emsal teşkil edecek çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Tofaş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü ve Tofaş Akademi işbirliği ile geleceğin şekillenmesindeki etkin bir rol oynayacak olan robotik koklama ve 3 boyutlu printer konularına bir çalışmaya imza attı. Bu kapsamda hayata geçirilen çocuklar koklama projesi ile ilk etapta 208 öğrenciye geleceğin teknolojileri hakkındaki eğitimler verildi. Bu kapsamda öncelikli olarak Tofaş çalışanları oluşan 27 gönüllü eğitmen belirledi. Robotik koklama alanında yetkin olan gönüllü eğitmenler 3 gün süren eğitim çerçevesinde yaşları 9 ila 11 arasında değişen çocukların gelişim öğrenme kapasiteleri hakkında bilgi sahibi oldu. Eğitim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte projenin ilk aşamasına geçirilerek Tofaş çalışanların çocukların oluşturduğu
Tayrı grupta yer alan 208 öğrenciye robotik kodlama konusunda eğitimler verildi. Programda 16 saatlik eğitim alan öğrenciler 3 boyutlu yazıcı, yapay zeka konular hakkında bilgi sahibi oldu. Eğitim boyunca hem keyifli vakit geçiren hem de algoritmatik düşünme ve kodlama konularında bilgi birikimi kazanan öğrenciler 16 saat süren eğitimin sonunda sertifikalarını teslim aldı. Ama eğitimi ile çocukların algoritmatik düşünme sistemine adapte olması hedefleniyor. Ezbere dayalı eğitim sistemi yerine düşünen, yapıcı zekası, gelişmiş fikirlerini cesaretle ortaya koyan bireyler ortaya çıkmasına katkı sağlamak amaçlanıyor. Şirket çocukların hayatta karşılaştığı sorunları kolaylıkla çözme yetkinliğine sahip olabilmesini amaçlandırarak kodlama projesinin yeni eğitim ve öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak Bursa ve çevresinde okullarda sürdürmeyi planlıyor. Belirlenecek konularda eğitmen ve eğitmen sırasında kullanılacak olan tüm tarafından sağlanacağı kodlama projesiyle 2019 yılında 6 okuldaki öğrencilere yarar sağlaması hedefleniyor. Sırada ilginç bir haber daha. C4 oyunu artık gerçek hayatta da mı oluyor? Yürüyebilen otomobil çıktı. Hyundai çıkardı. Hemen haberimize geçelim efendim. Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı. C4 oyunu gerçek mi oluyor? Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Hyundai çok ilginç bir ilaç çalışmaya gitti. CES 2019 kapsamında ilk kez dünya ile tanıştırılan Hyundai elbette diğer otomobillerin farklı olarak tekerleklerin üzerinde gitmekten öte yürüyecek. Henüz konsept formda olan Hyundai elbette elektrikli otomobillerle robot teknolojilerinin harmanlanması sonucu ortaya çıkan bir ürün. Robotik bacaklar sağa sola ileri geri geniş serbest açılarla hareket ederken mevcut tekerlekler de normal yol koşullarında tipik elektrikli otomobil konumları olana yine bu bacaklar birbirinden bağımsız olarak hareket ederken gövde içerisindekiler de mevcut bu değişikliklerden hareket etkilenmeden stabil bir konumda yol almış oluyor. Demiş olduğum gibi inşallah Türkiye'miz adına hayırlısı olur. En güzeli olan neyse o olur diyelim. Teknolojide böyle gelişiriz diğer ülkelere göre inşallah. Fakat bu süreç içerisinde internet bağımlılığımızın azalması gerekiyor ve inşallah neyse o olur. Yani hayırlısı neyse o olur demiş olduğum gibi. Bültenimizi neyle bitiriyoruz? Bir telefonla bitiriyoruz. İlginç, güzel bir telefon. O zaman haberimize geçelim. Hafifmiş telefon ha, hafif. Çok hafifmiş, güzelmiş, büyükmüş, büyük. Şarttan fazlasıyla hafif telefon Aquos Zero. Teknoloji piyasasında her ne kadar bilindik bir marka olsa da iş telefona geldiğinde Sharp'ın adını pek duyduğumuz söylenemez. Ancak TED'de gerçekleştirilen CES 2019'da şirketler minik sürprizler yapmaktan da geri durmuyor. Oldukça hafif bir yapısıyla dikkat çeken Sharp'ın yeni telefonu Sharp Aquos Zero ilk de insanın karşısına çıktı. Sharp alanında bir ilki başardı ve 6 inç ekranı dünyanın en hafif telefonuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeye başardı. CES 2019'da kullanıcıların karşısına yeni telefon kavisli bir OLED ekrana sahip. Gorilla Glass 5 ile ekran camı korunan 2992 piksel çözünürlük sunan Sharp Aquos Zero Snapdragon 845 işlemciden besleniyor. Cihazın diğer donanım özellikleri de hayli iyi. 6 GB RAM ile gelen telefonun dahil depolama hafızası ise 128 GB. Diğer telefonlardan farklı olarak çift arka kamera akımından pek de etkilenmişe benzemeyen Sharp'ın yeni telefonun arkasına bir adet parmak izi okuyucu bir de f1.9 diyafram aralığına sahip 22.5 megapiksel kamera bulunuyor. 3130 mAh kapasiteli batarya kullanan Aquos Zero Tayvan'da satışa sunulmuş durumda. Fiyatı ise $650 buluyor.